Merhaba arkadaşlar, Pratik Fizik kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, AYT sınavı için özel olarak hazırlanmış endemik yayınlarına ait AYT fizik deneme sorularını beraber çözeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk sorumuza başlayalım. Evet, ilk sorumuz şöyle. Bir demir blok yatay bir tahta üzerinde bloğa uygulanan yatay bir kuvvet kuvvetle şekil birdeki bir çekiliyor. Bu durumda demir bloğun iğme, ile uygulanan kuvvet grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre demir bloğu daha kolay hareket ettirme için tahta zemin yağlanarak deney tekrarlanırsa demir bloğun iğme kuvvet grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şeklimi incelediğimiz burada bir tane şöyle neyimiz var bloğumuz var. Bloğumuz ne yapıyor? Burada bir F kuvvetle çekildiğini görüyoruz. Şekilini gördüğümüz zaman burada bir grafik verilmiş, grafik iğme kuvvet grafiği. Şimdi burada kuvvet varken burada iğme niye sıfır oldu düşündüğümüz zaman demek ki bu arada arkadaşlar ne vardır? Bir sürtünme kuvveti vardır. Demek ki şu aralığın kesinlikle ne olduğunu sürtünme olduğunu bileceğiz. Sürtünme kuvveti burada kaç birim? Burada 3 birim olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ne demiş bize? Tahta zemin yalınak deney tekrarlanırsa sürtünme kuvvetinin değeri ne? Fs eşittir k çarpı mg değil mi? Eğer burada tahta zemin yağlandığı zaman o zaman K değeri ne yapar? Düşer. K değeri düşerse o zaman Fs değeri matematiksel olarak ne yapmış olur? Arkadaşlar Fs değerinin burada düştüğünü görüyoruz. O zaman Fs değeri düşerse buradaki grafik ne olur arkadaşlar? Şuradaki değerin ne olmasa? Buradaki değerin küçülmesi lazım. O zaman ne oldu? O zaman buradaki sürtünme kuvveti 3 birim iken ne oluyor? Sürtünme kuvveti arkadaşlar. Yani 3'ten ne oluyor? 3'ten daha küçük olmuş oluyor. O zaman sürtünme kuvveti 3'ten küçük olduğunu burada görmüş oluyoruz. Şimdi şurası neye aitti? Burası da arkadaşlar dikkat edersen burası İM, şurası da net kuvveti verir. Burada işlem yaptığımız zaman o zaman A bölü F oranı bize kütleyi verir. Burada kütle değişmediği için yani Sonuçta kütle sabit olduğu için buradaki eğim ne yapmayacak değişmeyecek. Şimdi grafiklerimizi incelediğimiz zaman şimdi o zaman buradaki 3 e, üç ne yap azalması lazım. 3 birim azaldı mı 3'ten daha küçük olması lazım. Buradaki grafiğin şuradaki eğimi değişmeyecek. Niye değişmeyecek? Çünkü kütle sabit olduğu için şuradaki eğimde sabit kalması lazım. O zaman burada hangi şıkkımız oluyor? A şıkkını doğru olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik ikinci soruya arkadaşlar. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim için yani aşağıdaki vektör çiftlerinden hangisi hareket sürece birbirine devam edecektir? Çilgisel hız ve açısal hız, çilgisel hız ve çizgisel momentum. Evet bunları bir gösterelim arkadaşlar sorumuzda. Şimdi çembersel hareket yapan bir cismin hareketi şöyle olsun. Burada bir cisim olduğunu düşünelim. Cisim buradan dönerken şu hız vektörüdür. Hız vektörü buraya geldi, şuraya geldi ve şeyler ne yapıyor? Saat yönünde tersi döndüğü zaman Şimdi burada tabii ki bu çizgisel hız vektörümüzdür. Çizgisel hız vektörümüzü böyle ne yapalım gösterelim. Bu tarafa döndüğü zaman cismin tam ortasında hmm. yani burada sağlık kural yapının baş burada dört parmak dönüş yönünde baş parmak dışarıya gösterdiğinde bu açısal hızla açısal momentumun yönünü gösterir. O zaman ne oluyor burada? Açısal momentum ve açısal hızın yönü dik ve dışarı olur. Burada uzman hız vektörü de buna ne oluyor arkadaşlar? Tam 90 derece olmuş oluyor. Demek ki burada açısal hızla açısal momentum her zaman birbirine paralel ya içeri olur ya dışarı olur. Ama burada çizgisel hız açısal hıza ya da açısal olmadığını her zaman ne olur diyeceğiz arkadaşlar. Dik olur diyeceğiz ve cevabımız A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik üçüncü sorumuz. Sorumuz şöyle. Kalınlıkları önemsemeyen düzgün türdeş x metal çubuğuyla türdeş y metal çubuğu birbirine eklenip birbirini tavana asılarak şekillik ve dengelenmiştir diyor. Sıcaklıkların eşit miktar artırılması sonucu genleşen çubukların yatay denge konumu değişmediğine göre hangisi doğrudur? Evet şimdi çubukların arkadaşlar ağırlıklarını şöyle ne yapalım ortada gösterelim. Her bir çubuğun türdeş oluşu ağırlığı nerede ortadır? O zaman buradaki ağırlığı mx diyelim. Buradaki çubuğun ağırlığı my diyelim. Şimdi bunların buraya uzaklığı, orta noktası uzaklığı d bölü 2. Bunun buradan buraya uzaklığı d'dir. Şimdi o zaman burada hem mx çubuğunu hem de my'nin bu denge noktaları torkunu aldığımız zaman mx çarpı d bölü 2 my çarpı d olur. Burada ne yaptı? D'ler gitti. O zaman ne oldu arkadaşlar? mx eşittir. 2 tane my oldu. Buradan Gördüğümüz gibi mx, my'nin kaç katı? 2 katı. O zaman birinci ifade nedir? Birinci ifade doğru. X'in kütüsü y'den büyüktür. İpteki gerilme kuvveti azalmıştır. Hayır, ipteki gerilme kuvveti öncesinde de arkadaşlar neyi çekiyor? mx ve my'nin ağırlığını çekiyor. Sonuçta kütle değişmediği için, kütle ifademiz değişmezse o zaman t de ne yapmamış oluyor? Değişmemiş oluyor. O zaman azalmıştır ifadesi. Yanlıştır. İp kelimesi nedir? Ağırlıkları eşit olduğu için değişmez. O zaman ikinci ifade yanlıştır. Çubuklar eşit miktarda uzanmıştır. Hayır, çubuklar eşit oranda uzanmıştır. Eşit miktarda değil de eşit oranda diyeceğiz arkadaşlar. Yani oranı bozulmamıştır. Demek ki buradaki oran bozulmadığı için yani ne oldu? Bu bunun iki katıysa mesela bu D'ye 2D, 2D'ye 4D olabilir. Ama eşit miktarda olsa ne yapar? Denge bozulmuş olur. Buna göre cevabımızı yalnız bir olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Bir uçaktan paraşütle aynı anda atlayan iki sporcunun havada havada hareket ettiği de, e, t süresi içerisindeki birbirlerine göre bağı hızları sıfırdır. Bu t süresi içerisinde sporcuların e, yargılarına hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi her iki sporcunun arkadaşı aşağı doğru hızlarını düşünelim. Bundan o zaman birbirlerine göre bağlı hızlarının sıfır olması için en önemli şart nedir arkadaşlar? Birinci sporcuyla ikinci sporcunun hızlarının ne olmasa kesinlikle her ikisinin hızında birbirine eşit olması lazım. Buna göre o zaman herhangi bir anda yarın yüksekliği eşit. Yükseklikler hakkında bilgimiz Evet, ikinci öncülüğüne baktığımız zaman bir limit hızla hareket ediyorsa diğer de limit hızla hareket ediyordur. Şimdi arkadaşlar sorumuzda her ikisinin bağlı hızı sıfır Olduğu için delta t süresi boyunca ikisinin aynı anda ne yapması Aynı ilme yani hızların eşit olması için. O zaman bunların aynı anda hızlanmaları ne yapması Birbirine kesinlikle burada eşit olması gerekiyor. Yani ikisinin hızlanması lazım aynı anda ya da ikisinin aynı anda yavaşlaması lazım. Kısaca arkadaşlar hızların ne olması gerekiyor? Aynı anda eşit olması gerekiyor. Onun için ikinci de kesinlikle doğrudur. Evet biri bir hızlanırsa diğeri hızlanıyor. Evet bunu da zaten söylemiştik. Demek ki üçüncüde de bir hızlanırsa diğeri hızlanması lazım. Bir limit hızla hareket ediyorsa diğeri de limit hızla hareket etmesin. Kısaca arkadaşlar her ikisinin de hızında ne olması gerekiyor? Aynı olması Demek ki her ikisi aynı anda limit hızı aynı anda eşit limit hızda hareket edecek. Ya da ikisi de aynı hareketi yapmak zorundaki arkadaşlar. Bunları ne yapsın? Bağlı birbirlerine geçti olsun. Buna göre cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuza. Elektrik yükü yüklü elektrik yüklü bir X cismi yalıtkan iple tavana sert düşey düzleme şekil 1'deki bir, bir dengelenmiştir diyor. X cismini arkadaşlar X cismine elektrik yüklü Y cismi yaklaştırdığında X cisminin denge durumu şekil 2'deki gibi, Z cismi yaklaştığında X'in denge durumu şekil 3'teki gibi oluyormuş. Buna göre e, iplerin düşeyle yaptığı açılar ve e, tetalar eşit olduğuna göre e, aşağıdaki yargılan hangileri doğrudur demiş. Ne olmuş arkadaşlar? E, X'in Y ve Z yaptığı iletişsel kuvvetler e, Y ve Z'nin X'in bulunduğu noktada elektriksel alanlar eş büyüktedir. O zaman öncelikle cismin üzerindeki bu kuvvetleri gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu cisim bu cismi ne yapmış etmiş? Bu tarafa doğru demek ki bir kuvvet etkisi etmiş. Bu itik kuvvet buradaki açılar eşit olduğu için o zaman bunların arkadaşlar bunu ittiği kuvvetle bunun bu tarafa bunun çektiği kuvvet ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi biz burada e, Y'nin sonuçta X cismini etkileyen kuvveti yazarken şöyle yazabiliriz. X cismini etkileyen kuvvet çarpı Y cisminin buna uyguladığı elektriksel alanı yazabiliriz. Şöyle E, Y diyebiliriz. Yani QX çarpı E, e şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? İfade edebiliriz. E, Y ifade edebiliriz. Aynı şeyi burası için yazabiliriz arkadaşlar. QX cismini Z cismini ne yapmış? Kendine doğru çekmiş. Bir elektriksel alanına çekmiş. O zaman onu EZ deriz. Şimdi burada yorumlarımıza baktığımız zaman e, X'in Y ve z uyguladığı kuvvetleri eşit büyüktür. Evet burada her ikisinin açısı eşit olduğu için Y aynı X cismini etki ettiği için o zaman burada ne olmak zorunda? Burada arkadaşlar X ve Z'ye uygulanan kuvvetler eşit olmak zorunda. Y ve Z'nin X'in bulunduğu noktadaki elektrikler alanlar, elektriksel alanlar eşit büyüktedir. Evet, burada her ikisini etkileyen kuvvetin eşit olduğunu biliyoruz. Her ikisi de QX cismini etki ediyor. O zaman burada ne olmak zorunda? Matematiksel olarak bu buna eşit olur arkadaşlar. O zaman burada EZ'nin elektrik alanında, EY'nin elektrik alanında ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman ikinci öncülümde doğru kabul edeceğiz. Y ve Z'nin X'in bulunduğu bulunduğu nokta oluşturduğu elektrik alanı eşit büyüktedir. Çünkü burada birincisi e, birincisini yazarsan Qx çarpı Ex diyoruz. Burada Qx aynı. O zaman Ex de e, diğerini yazarken nasıl? F eşittir. Qx çarpı Ey diyoruz. Sonuçta burada arkadaşlar e, Qx'ler aynı olduğu için Ex'ler aynı olmaksa çünkü F'lerin eşit olduğunu biliyoruz. Y ve Z'nin x'ine uzaklık. Uzaklıklar hakkında bilgimiz olamaz. Çünkü biz burada arkadaşlar kütlelerle kütlelerini bilmediğimiz için ismi. Ama uzaklıklar hakkında yorum yapma şansımız yoktur. Buna göre cevabımızı bir ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle. Dar bir aralıktan geçen doğrusal su dalgaların aralıktan geçtikten sonra eğrisel değişmesine kırınım denir. Su dalgalarının kırınımı ile ilgili bazı koşullara bağlıdır. ...niceliklerin hangileri su dalgalarının kırılımını belirleyen koşullardır? Kırılım neydi arkadaşlar? Kırılım şudur. Şöyle bir e, engel düşünün arkadaşlar. Buradan bir su dalgası gelir şöyle. Su dalgası bu engelden geçtiği zaman... ...eğer engelden büyükse ne yapıyor? Şöyle da, ne yapıyor? Kollarını büküyor. O zaman burada su dalgasının dalga boyuna lambda diyelim. Şuradaki aralığa da w diyelim. Kırılımlı olması için lambda'nın... Bu aralıktan ne olmasın? Ya büyük olması lazım ya da eşit olması lazım. Şimdi hangi koşullara bağlı? Tabii ki suyun derinliği. Suyun derinliği neyi etkiler? Derinlik arttıkça hız artar, hız arttıkça dalga boyu artar. Dalga boyu artarsa daha çok kırılım uğrar. O zaman bu etkiledir. Genlik, şimdi burada bizim genlikle işimiz yok. Ne, neye bakıyoruz? Burada dalga boyunu ve aralığın genişliğine bakıyoruz. O zaman bizim burada bu öncüllü bir işimiz yok. Dalgaların geçtiği aralığın genişliği. Aralığın genişlediğimiz W'dür. Eğer dalga boyu arkadaşlar bu aralıktan ne kadar çok büyükse daha çok kırılımı uğrar. Onun için cevabımızı 1 ve 3 olarak söyleriz. Geldik 7. sorumuza. Noktasal x cisme düşey düzleme sabit büyüklükte g yer ile v hızıyla yata yok atıldığı zaman h1 kadar saparak duvara çarpıyormuş. Buradan vz ile yer çekim etkisini hareket ediyormuş. E, diğer noktasal Y cisme yatay düzeninde sabit E elektrik alanının etkisi şekilli gibi V hızıyla atıldığı zaman H2 kadar saparak LV'ye çarpıyormuş. X, Y cisimlerin kütleleri daha büyük olsaydı H1, H2 hakkında ne söyleyebilirdi? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi burada yapılan cismin yaptığı hareket atış hareketidir. Cismin biz yüksekliği nasıl biliyorduk? H1 eşittir. 1, 1, 2, G, T kare diyoruz. Şimdi burada kütlenin artması atışlarda kütleye bağlı değil. yani kütleye kesinlikle bağlı değildir arkadaşlar. Yani kütle zaten formülde burada kütle diye bir şeyimiz yok. Yani nedir? Yükseklik burada h1 g ve t. Yi. O zaman g ve t sabit olduğu için burada ne olmayacak? O zaman h1 ifademiz kesinlikle değişmeyecek. Yani sabit kalacağını söyleyelim. Şimdi gelelim burada bu şekle bakalım. Burada kütlenin artması niye etkiler? Şimdi bu durumda cisim elektrik alan etkisine gittiği için İM'yi değişti. İM yazarken burada biz QE bölü M şeklinde yazabiliriz. O zaman burada M'in artması, İM'si ne yapıyor? Azaltıyor. O zaman burada başka bir İM ile hareket edeceğiz. O zaman burada H2'yi yazarken 1 bölü 2 A çarpı tekrar edeceğiz. O zaman burada arkadaşlar A'mız azaldığı için H2'mizin ne yaptığını azaldığını söyleyeceğiz. O zaman burada H1 değişmedi. H1 ifadesi değişmedi. H2'den ne oldu arkadaşlar? Azaldı diyeceğiz. Çünkü ne yaptı? Kütlesi arttı. İlmesi arttı. İlmesi azalırsa daha az aşağıya sapmış olur ve cevabımızı C olarak söylemiş oluyoruz. Geldik 8. sorumuza. Işığın girişi ve kırınımın incelendiği bir deneydi. Ekran üzerindeki kırmızı ve siyah renkli saçaklar oluşmuştur. E saçağının genişliği diğer saçakların genişliklerinden büyük olduğuna göre saçakların genişlikleri eşit olduğuna göre, diğer saçakların. Yargıların hangileri doğru? Şimdi arkadaşlar şimdi burada tabii ki bunlar aydınlık karanlık saçaklar olduğunu Şu merkez saçağı ortadaki saçağı biz her zaman merkez saçağı deriz. Merkez saçağı hangisinde daha geniştir? Tek yarıkta arkadaşlar bu aralık 2 delta x. Ama diğerleri ise arkadaşlar hep delta x olduğunu ne yapmayalım unutmayalım. Demek ki merkez saçağının geniş olması bunu hangi e, deney yapmış? Tek yarıkta e, girişimdir arkadaşlar. O zaman öncülerize bakalım. Deney tek yarıkta yapılan kırım doğru. doğrudur. E saçağının merkez saçaktır. Merkez aydın saçak tabii ki daha ne oluyor arkadaşlar? Diğer saçakların genişliği iki kat oluyor. yani merkezi aydın saçak 2 delta x'e daha genişlik olduğu şekilde gözüküyor. O zaman ikinci ifade doğrudur. DF saçakları birinci karanlıktı. Şimdi bu merkezdeki sıfırıncı nedir arkadaşlar? Burası sıfırıncı aydınlık saçaktır. Şurası. Şurayı düzeltelim şöyle. Buranın ne olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. İlk oluşan saçak tabii ki sıfırıncı aydınlık saçaktır. Sonra burası K1. Burası A1 şeklinde gider. Bu taraf arkadaşlar K1. Burası A1 şeklinde gider. Şimdi demiş DF birinci karanlık. Evet. Sıfırıncı merkez saçından sonra ilk karanlık saçak gelir. Evet. Bu taraftaki DS ve ve ne oluyor? Karanlık saçaklar denk gelmiş oluyor ve birinci karanlık olarak söylemiş oluruz. Cevabımızı buna göre E seçeneği olarak söylemiş oluruz arkadaşlar. Evet, geldik dokunun sorumuza. Silindirik düzgün türdeş alüminyum e, boru düşey düzenine sabit tutulmaktadır. Borunun üst ve alt merkezini birleştiren doğru üzerinde borunun üstünden önce küçük bir mıknatıs, buradan mıknatıs bırakılıyormuş. Sonra şekil 2'deki gibi küçük bir alüminyum bırakılıyor. Mıknatıs ve alüminyum buradan geçme süreleri sırasıyla TM, TA ve ortalaması ve VM, VA ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada birinin mıknatıs, birinin alüminyum oluşuyoruz. Şimdi mıknatısı alüminyum içine bıraktığımız zaman mıknatıs ne yapsın? Şöyle NS kutuplu mıknatısımız buraya gelsin. Şimdi alüminyum tar alüminyum mıknatısı çeker. Mıknatıs alüminyum çeker. O zaman aşağı doğru belli bir hızla giderken o zaman gitmesi ne yapar? Çektiği için ne yapar arkadaşlar? Alüminyum bunu bunu bu tarafa doğru çeker ve cismin hızı ne yapmış olur? Burada azaltmış, azaltmış olur. Şimdi alüminyum, alüminyumun herhangi bir çekim kuvveti uygulamaz. O zaman burada arkadaşlar alüminyum ne yapıyor? Devam aşağı doğru ne yapacak? Hızlanan hareket yapacak. O zaman ne diyeceğiz burada? Alüminyum hızı o zaman mıknatısın hızından kesinlikle büyüktür. Şimdi sonuçta hızlarını bu şekilde yorumlamış oldu. Şimdi sürelerini soruyor. süreyle hız ters orantılıdır. Çünkü x eşittir v çarpı t. V'si büyük olan t'si küçük olur. O zaman tm t, t e, ne yapıyor arkadaşlar? Alüminyumdan büyük oluyor. Şimdi bakalım o zaman alüminyum hızı, alüminyum hızı mıknatısından büyük ama mıknatısın süresi alüminyumdan daha büyüktür. Çünkü mıknatıs biraz daha geç gittiği ne yapmış oluyoruz? Burada görmüş oluyoruz. Noktasal iki kaynağın aynı fazla çalıştırılmasıyla oluşan girişim deseninde girişim çizgilerin sayısını etkileyen değişkenler araştırılmıştır. Buna göre doğru ölçüm ve hesaplamalarla aşağıdaki niceliklerin hangisinin girişim çizgi sayısını etkilemediği sonucuna ulaşabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. İki tane kaynağımız olsun. Burada bir K 1 kaynağımız olsun. Şurada bir K2 kaynağımız olsun. Bunlar arasında neler oluşuyordu? Tabii ki katar ve düğüm noktaları oluşuyordu. En ortada oluşan çizgimiz merkez katarı demiştik. Bunu bu tarafında simetrik olarak K1. Bu tarafta da arkadaşlar yine K1. Aralarında neler vardı? Bunların düğüm çizgileri vardı. Burada D1 düğüm çizgisi. Burada da D1 düğüm çizgisi vardı. Şimdi bunlar arasında uzaklığa ne diyelim? Kaynaklar arasında D diyelim. O zaman buradaki e, katar düğüm çizgisinin sayısını belirleyen kaynaklar arasında uzaklık. Her düğüm arasındaki uzaklık neydi? Lambda bölü 2. Ya da her katar arasındaki uzaklık da lambda bölü 2 idi. O zaman bunların sayısı neye bağlı dediğimiz zaman Şıklamı tek tek incelediğimizde ve kaynakların frekansı. Şimdi frekans eğer büyük olursa dalga boyu küçük olur. Dalga boyu küçük olursa daha çok buraya çizgi çizilir. Bu etkiler o zaman. Kaynaklar Kaynaklara uzaklık. Kaynaklara uzaklığın fazla olmasa daha çok çizgi çizmemizi sağlar. O zaman bu da etkiler. Leğendeki su, su artması, e, derinliği. Leğendeki su derinin artması derini artarsa dalganın hızı artar. Hızı artarsa dalga boyu artar. Dalga boyu artarsa daha az çizgi çizilir. O zaman bu da etkiler arkadaşlar. Kaynaklan titreşim periyodu. Periyot artarsa o zaman ne oluyor arkadaşlar? Dalganın o zaman hızı ne yapmış oluyor? Dalganın periyodu artarsa dalganın tabii ki burada Periyodu artarsa lambda burada V çarpı T oldu. Işte. T artarsa lambda artar. Lambda artarsa yine ne yapıyor burada? Dalga boyu artarsa daha az çizgi çizir. O zaman burada hangisine ulaşılmış, ulaşılmış olabilir? Kaynaklanan titreşim genliği ne yapmaz arkadaşlar? Sonucunu burada değiştirmedi. ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Evet, geldik 11. sorumuza. Sorumuz şöyle. Olası bir kaza anında hayat riskleri azaltma adına araçlarda birçok güvenlik önlemi geliştirmiştir. Emniyet kemerleri, hava yastıkları bunlardan ikisidir. Emniyet kemerleri sayesinde yolcu, şoförlerin araçtan fırlamalarının önüne geçilirken hava yastıkları sayesinde kişilerin çarpma anındaki temas ettikleri yüzey hava yastıkları olan etkileşim süresinin artırılması amaçlanmıştır. Buna göre yargılan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Evet öncülerimizi bir okuyalım. Emniyet kemerleri maddelerin eylemsizlik özelliğinin doğuracağı olumsuz sonuçlara karşı geliştirilmiş bir uygulamadır. Evet. Araç ne yapıyor falan yaptığı zaman ileri gitti, gitti, e, gittiğimizden dolayı arkadaşlar ne yapıyor. O zaman e, cisim öne çarpacağı için orada bir e, e, eylemsizlik oluştuğunu tabii ki söyleyebiliriz. Hava yastıkları momentum değişimli etkileşim süresini, etkileşim süresini uzatarak maddelere etki eden ortalama kuvveti azaltmaya yarar. Evet arkadaşlar. Bu böyle şöyledir. Şimdi itme momentum değişim diyeyim de F çarpı delta t delta p'dir. Şimdi ne diyor? Burada arkadaşlar e, etkileşim süresini yani delta t'yi uzatırsak o zaman f ne olur? Küçülür. F küçülürse o zaman e, çarptığı andaki o e, ona uyguladığı kuvvet ne oluyor? Azalmış oluyor. Ama zaten arkadaşlar burada süreyi uzaltıp Tabii ki etkileşim süresi e, kuvvetinin ne olmasının daha az olması. Yani süre uzadığı zaman burada kuvvetleri ne yapma azaltmayı amaçlamaktadır. Evet bu hava genel amacı budur. Her iki uygulamada fizik biliminin mekanik alt dalının kapsamındaki konulara girer. Mekanik nedir? Mekanik hareket demekte. Burada ne yapıyor? Arabanın hareketi sonucu arkadaşlar ne oluyor? Cisme bir kuvvet uyguluyor. Bu da hareket konusuna girer. E, hareketin diğerisi de mekaniktir. Buna göre cevabımızı E olarak söylemiş oluruz. Evet geldik 12. sorumuza. Bir bisikletli diyor doğursa yol boyunca sabit süratle ilerlemektedir. Bisikletin ilerleme doğrusu ve süratı aynı olmak koşuluyla da tekerlek daha küçük olsaydı ne olurdu demiş. Şimdi burada tekerleğin arkadaşlar süratının ne olduğunu söylemiş. Sabit olduğunu belirtmiş. Burada tekerleğin yarı çapı e, daha küçük. Tekerlek daha küçük olsaydı o zaman e, tekerleğin ne olur? R'si küçük olurdu. E, tekerleğin açısal hızı daha büyük olur. Evet. V eşittir. Omega çarpı R olduğunu bilelim. Şimdi omega e, burada W arkadaşlar tekerleğin hızı, tekerleğin hızı sabit. Yarı çapı daha küçük olursa açısal hızı ne yapar? Daha büyük olur. O zaman birinci ifade edelim doğrudur. E, bisikletin birim zamanda daha çok yol alır. Burada bisikletin hızı sabit olduğu için x eşittir v çarpı t'dir. O zaman v sabit t sabit o zaman x ne yapar? Aynı kalır. Bu ifade yanlıştır. Tekeli merkezlere göre açısal momentum yönü ilk duruma gezit olur. Burada arkadaşlar açısal momentum dönüş yönü değişmediği için o zaman ne yapmaz? Açısal momentum yönünde herhangi bir değişme olmaz. Onun için cevabımız burada yalnız bir olarak söylemiş oluruz. Evet, geldik 13. sorumuza. Özdeş yaylar, özdeş k cisimleri kurularak şekildeki düzenekler kurulmuştur. Ee, şekildeki yaylar normal bölümlerindeyken şekildeki yaylar gerilerek cisimler yaylara bağlanıp dengelenmiştir. K-L cisimler denge konumundan denge doğrultusunda eşit ve ilk kadar ayrılarak cisimlerin harmonik hareket yapması sağlanmıştır. Buna göre K-L için hangileri doğrudur? Öncelikle bu yayların özdeş olduğunu. Yayların sabitin biz k, k diyelim. Kütlelerini m diyelim. Özdeşçimiş hepsini arkadaşlar. Buna da k diyelim. Buna da m diyelim. Buna da k diyelim. Şimdi maksimum hız büyüklüğü. Şimdi maksimum hız büyüklüğünün formülü ne? V eşittir w. Şimdi w arkadaşlar içinde periyot vardır. Şimdi burada yay yayın periyodunu yazarken t eşittir 2 pi m/k bölü eşittir. Şimdi buradaki k eşi düşündüğümüz zaman buna paralel bağlıdır. Buradaki k eş kaçtır? 2k'dır. Buradaki paralel bağlıdır. Buradaki k's arkadaşlar 2k'dır. O zaman burada k eşleri ne oldu? Aynı oldu. Kütleleri aynıysa o zaman periyotları aynıdır. O zaman burada her ikisinin periyodu aynıdır. Periyodu aynıysa T aynıysa Periyot ve frekans birbirinin tersi olduğu için o zaman burada açısal frekansla ne olmuş Aynı olmuş oluyor. Şimdi gelelim açısal hız. Açısal hızı şöyle yoralım. 2 pi f değil miydi? Şimdi 2 π veya neydi arkadaşlar? 2 πt idi. T aynı o zaman açısal hız da aynıdır. Açısal hız da aynıysa r de aynı. Nereden? Çünkü x kadar uzadığını söylemiştim. x aynı. O zaman birinci ifade doğrudur. Maksimum iğme büyüklüğü. İğmenin formülü neydi? A eşittir v kare v kare x'tir arkadaşlar. O zaman v aynıydı, x aynı. O zaman bunun da aynı olduğunu ne yaparız? Söyleriz. Hepsi eşit oluyor. Demek ki burada işin özü nedir arkadaşlar? Periyot aynıysa frekans aynı, frekans aynıysa açısal hız aynıdır. Açısal hız aynıysa r'si x olduğu için bu da aynıdır. Bu da aynı, bu da aynı. Hepsinin aynı olduğunu burada e seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, geldik 14. sorumuzda arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Laboratuvarda yapılan bir deneyde ideal bir transformatör şekilde gibi artışık bağlanarak girişe sabit bir gerilim uygulanıyor ve çıkış gerilimi bakılıyor. Transformatörün birinin bobinlerinin sayısı 500'e 1500, diğeri ise 800'e 400'dür. Girişe 150 voltluk bir alternatif gerilim uygulandığı zaman çıkıştan aşağıdan hangisi alınamaz demiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım ilk turumuzu. Buradaki transmetrizlerin şuradaki sarım sayısı 500 olsun. Burası arkadaşlar 1500. Bu tarafın 800. Buranın 400 olduğunu söyleyeyim. Şimdi buradan ne kadar bir artış var? Burada 3 kat artış var. Burada arkadaşlar ne yapmış? 1 bölü 2'ye bölünmüş. Demek ki buradaki artışı 3 kat. Buradaki artışı yarıya bölünmüş. Şimdi buradan bize ne verilmiş arkadaşlar? 150 lik bir volt verilmiş. 150'lik volt volt ne? 500, 1500, burada 1500'e çıktığında göre 3 kat artmış. O zaman 150 buraya girerken ne yaptı? 450 volt oldu. 450 volt 800'den 400'e düştüğü için, sarım sayısı düştüğü için volta düşer. O zaman buradan çıkan gerilim ne olur? 225 olur. O zaman 225 şıklarımız da var. Şimdi bunu başka nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Tersi de olabilir belki. Burası 1500 olabilir. Burası 500 olur. Ters olur arkadaşlar. Yine buradan gerilimimizi verelim. Buradan 150'lik gerilimi verdiğimiz zaman 1500, 500'ün kaçta kaçı arkadaşlar? 3'te 1. O zaman burası neye düştü? 50 volta düştü. Şimdi burası 400 olsa, burası 800 olsa, bu bunun 2 katı, 50'nin 2 katı ne olur? Buradan 100 çıkar. O zaman 100 volt olabilir. O zaman bu öncümüze gitti arkadaşlar. Başka şekilde şimdi şurası ters olabilir belki. Burası 800, burası 400 olur. Şimdi şuradan saate 50 volt girmişti. 50 volt girdiği zaman 800 400'ün 2'ye bölünmüş hali. O zaman buradan ne çıktı? 25 volt çıktı. O zaman bu da oldu arkadaşlar. Başka nasıl bir seçenek olabilir? Şurasını ters çevirelim. Şimdi burada değeri de artabiliriz. Mesela şurası 450 olmuştu. Şimdi burası 400 olsa, burası 800 olsa ne yapayım? 2'ye katlamış. O zaman buradaki 450 buradan çıkarken ne yaptı? 900 oldu. O zaman tekrar bir özet yapalım arkadaşlar. 1500 sarım, 500 sarım, 400 sarım, 800 sarım olduğu zaman... 150 voltla girdiği zaman ne oldu buradan? 3'te 1'in 3'ü 50. Bu buradan 2'ye katlandı. Ne oldu? 100 oldu. Aynı şekilde bunu düşünelim. Burada e, sarım sayısı 500 iken 1500, 3 kat arttı. O zaman burada 150 volt, 3 kat artarsan o 450, 800 burada 4'e düşmüş, yere düşmüş, 450, 225'e düştü. Bu da oldu arkadaşlar. O zaman bu da var, bu üç öncül de var. Şimdi o zaman burada olmayan hangi şık var? Evet o zaman buradan 75'in olmadı. ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.